Değerli arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi bir problemi var. Problem şu, adalet ismiyle geldiniz, adalet arayışıyla geldiniz ama bundan önce eleştirmiş olduğunuz iktidar yapma biçimi, siyaset yapma biçiminin aynısını yapıyorsunuz. Daha evvel bu kürsüden ifade etmiştim. Siz de siyaseti birikim ve tahakküm aracı olarak görüyorsunuz. Sizin için de siyaset yapmak, Dolayısıyla devlete gelmek, devlet imkanlarını kullanarak kendisi ve yakınlarını bir adım öne geçmek, öne geçtikten sonra geride kalan insanlara tahakküm etmek. Maalesef bu şekilde bir siyaset yapıyorsunuz, bunu bu şekilde bilelim. Değerli arkadaşlarım, bu hükümet, sizin hükümetiniz sürekli olarak 2002 ile 2016 karşılaştırması yapar. 2017 karşılaştırması yapar. Der ki işte biz geldiğimizde 2002'de asgari ücret bu kadardı, şimdi şu kadar oldu. İşte kişi başına milli gelir bu kadardı, şu kadar oldu. Arkadaşlar bilir, bilirsiniz, mutlaka biliyorsunuzdur. 1 trilyon dolara yakın kaynak kullandınız. Bu paralar içeride üretilmedi. 500 milyar dolar zaten cari açık açıkla gitti hepsi borç alındı bu paralar ne yaptınız bu paraları değerli arkadaşlarım şimdi ekonomi e, bohça yama tutmuyor diyoruz her gün her gün ekonomiyi düzeltmek için bir takım acil panik halinde tedbirler alıyorsunuz torba yasalar çıkarıyorsunuz Peki ne oldu bu paralar şimdi diyeceksiniz ki Yollar yaptık duble yollar kaç lira işte havaalanı yapıyoruz. Evet yapıyorsunuz. Ne de güzel yapıyorsunuz. iyi yapıyorsunuz. Ama ne kadar? Arkadaşlar siz bu paraları tüketime yani yabancılardan aldığımız parayı yine yabancıların mallarının tüketimi harcadınız. Ve daha başka bir şeye de harcadınız. inşaata, betona döktünüz. Beton doyup geçmeyin değerli arkadaşlarım. Sizin bir de medeniyet iddianız var. Medeniyet. Daha evvel de söylemiştim. Dışarıdan birisi gelse baksa 50 sene sonra incelese, tarihi baksa nasıl bir medeniyet? Adalet ve Kalkınma Partisi medeniyet iddiası var ya, medeniyeti diriltme, inşa etmek. Nasıl bir medeniyet? Beton arkadaşlar. Beton. Buna bizim tıpta da başka yerlerde de gigantomani diyorlar arkadaşlar. Şu demek. Daha evvel başka ülkelerde de görülmüş. Gücün gücün simgesi olarak yüksek binaları göstermek. Siz böyle bir şey yapıyorsunuz. Ama siz başka bir şey daha yapıyorsunuz. Sizin öncekilerden, sizden öncekilerin yaptığı, eleştirmiş olduğunuz iktidarların yaptığı başka bir şey daha yapıyorsunuz. Siz maalesef, maalesef lobilere çalışıyorsunuz. Güçlülere çalışıyorsunuz güçlülerin istediklerini yapıyorsunuz. Bu gelen pakette 10 milyar TL civarında bir kayıp kaybı var hazinenin, devlet devletin ama bunun ancak onda biri garibanlara gidiyor. Diğerlerinin tamamı tuzu kurulara gidiyor. Kotraları olan, olanlara gidiyor. Tekneleri olanlara gidiyor. Kim bunlar bir daha soruyorum. Bir daha soruyorum değerli arkadaşlarım. Türkiye tersanelerinde gemi yaptırıp Malta bandırası alanlar kimdir? Siz bunlara hizmet ediyorsunuz. Saygılarımla.